İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bu akşam sizlere Sivas'ımızın saklı bir değeri. O değeri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Aslen Sivas Korhisar İskenderşehir köyü nüfusuna kayıtlı Türk halk müziğimizin sevilen sesi. Ama saklı bir değer demiştik. Teşekkür ederim. O değerimizi de inşallah kendi ağzından sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, Türk halk müziğimizin sevilen sesi Sayın Ali Şahin'le beraberiz. Evet, Sayın Ali abi. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür etmek istiyoruz. Evinizin kapısını bizlere sonuna kadar açtınız. Bizi burada ağırladınız. Onun için size de teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Korhisar Medya olarak bizleri onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Sizin olmaktan ayrıca çok mutluyuz. Onu da dile getirmek isterim. Evet, Ali Şahin kimdir? Bu soru biraz zor bir soru. Anlatılması biraz zor bir soru olacak sanırım. Ali Şahin kimdir? Ali Şahin 1967 doğumlu. Aslen Sivas Korhisarlı ama İstanbul'da doğma büyüme. Evli ve 3 çocuk babası. Müzisyen bir kişidir. Ali Şahin İstanbul'da doğdu. İstanbul'da doğdu. İstanbul'da öğretim hayatına İstanbul'da devam etti. Evet, aynen öyle. Mezuniyet durumu? Lise terk ettiniz. Liseyi hayırdır, neden terk ettiniz? O zamanki şartlardan mı kaynaklandı? Liseyi terk, aslında şöyle söyleyeyim. Bir öğretmenimizin ve benim yaşadığım okula olan ilgisizlikten dolayı. Yani öğretmenimizin yaklaşımından dolayı ve ben okulu sevmedim. Okulu sevmedim yani. Bu, ondan bir soğukluk oldu ve biz bıraktık okulu. Bu cevaba İleriki sorularımda bir sorum daha olacak. Tabii ki. Bu cevabı unutmayın. Tamam. Çünkü siz de artık bir eğitimcisiniz. Kesinlikle. Eğitimcisiniz. O soruma geldiği zaman söyleyeceğim size, soracağım. Evet, Ali Şahin liseyi terk etti. Evet. Daha sonraki aşamalarda herhangi bir meslek hayatına mı atıldınız? Herhangi bir çalışmanız var mı? Yoksa sadece müziğe direkt mi atıldınız? Müziğe çok küçük yaşlarda başladım. İlk öncesinde hobi olarak başlamıştık. Müziğe başlama durumumuz. Sonrasında, askerlikten sonra meslek haline geldi. Vasıfsız, işçi diyelim daha doğrusu, mesleğimiz yoktu. Müzik mesleği kendi kendine oluştu. Ama ondan öncesinde tabii çok küçük yaşlarda tanışmamız vardı. Müzik yaşamına başladınız. Evet. Herhangi bir çalışma alanınız olmadı. Yani herhangi bir meslek grubunda çalışmadınız. Şöyle yani meslek grubunda derken farklı işlerde çalıştım. Mesela diyelim ki beyaz eşyanın satış departmanındaydı. Orada görev yaptık. Ondan öncesinde de elektronik tamir bölümündeydim. Elektronik tamir bölümü. Kısa bir dönem için tabii o da. Daha sonraki aşamalarda müzik hayatını tamamen ona verdiniz. Kesinlikle. Şunu soracağım. İlk albümünüzü çıkarttınız. Evet. Bu albüm çıkana kadar yaşamış olduğunuz zor şartlar var. Albüm nasıl çıktı? Hangi şartlarda çıktı? Çok zorlandınız sanırım. İlk albümünüzün adı nedir? İlk albüm 2006 senesinde Ömrüm adıyla çıktı. Meridyen Müzik çatısı altında. Albüm çalışmaları ekonomik güce, ekonomik özgürlüğe dayanan çalışmalar. Ya da çok güçlü, kuvvetli sponsorlarınızın olması gerekiyor. Ben sonuçta bir işçi babanın, yani işçi emeklisi bir babanın evladıydım. Kendi şartlarımızda, işte kendi tuzumuzda, yağımızda kalan insanlarız. Belli oranlarda albümümüzü yapmaya çalıştık. Artılarımız neler oldu? Stüdyo aşamasında artılarımız oldu. Mesleğimizden dolayı. Stüdyo maliyetini biraz düşük fiyatlara çekmeye çalıştık. Müzisyen arkadaşlarımızın, emeği geçen arkadaşlarımızla beraber. Ama onun dışında bu birinci aşama, ikinci aşama, promosyon aşamasında tıkandık ve kaldık. Yani bir nevi başlamadan bitti diyebiliriz. Albümümüzü bitirdik, albümümüzü piyasaya çıkarttık, klibimizi çektik. Ama klibimizin televizyon ve radyolarda yayın aşamasında tıkanık kaldık. Böylece de başlamadan bitmiş oldu. İlk albümümüzde kaç tane türkü vardı? 12 tane eser vardı. 12 eserlerin bir tanesinin sözü bana ait, 11 tane de müzik bana ait. Müzik size ait, evet. 11 tanesi de bestesi başkasına ait. Başka. Yine benim bir dönem öğrencim olan, daha sonra
bizim kanalımız aracılığımızla işte yardımlarımızla söz yazarlarına başlayan bir abimize ait. Daha sonra albümümüz çıktı. Evet. Piyasaya çıktı. Albümümüzün tanıtımını yeterince yapabildiniz mi pekala? Yapamadık. Biraz önceki işte bahsettiğim gibi klibimizi çektik ve bu klibimizin yayın aşamasında tıkanıp kaldığımız için bir şekilde kilitlendi kaldı. Mensubu bulunduğum müzik şirketinin de o dönemlerde çok fazla faydası olmadı bize ekonomik anlamda. Zaten biliyorsunuz müzik camiası şu anda bir sıkıntı içerisinde, bu korsan yasasını bir an önce çözülmesi lazım. İlk albümde yeterince o zaman herhangi bir maddiyet kazanamadınız. Kesinlikle, tabii. Tamamen promosyon olarak mı dağıttınız? Kaç tane albüm basılmıştı? Ben dağıtım önce yapılmadı, onu söyleyeyim ben size. Hiç dağıtım yapılmadı. Hiç dağıtım yapılmadı. Sadece sanatçı olarak ben 2000 tane albüm istedim firma tarafından. Yine o 2000 albümü kendi ekonomik güçlüğümüzle aldık. Bir şekilde kendi aramızda onu promosyon amaçlı dağıttık, tüketmeye çalıştık. Şu anda ikinci albümümüz var. Şu anda ikinci albümümüzü yaptık. İkinci albümümüzün ismi nedir? İkinci albümümüzün ismi de Dosta Sistem. Dosta Sistem ve Yar Gelir. İki isim koyduk. Evet. Kaç sene arasında ne kadar mesafe var? 4 yıl zaman boşluğu oldu. 2002. albümümüzde işte 2010'da yaptık. O ikinci albüm yapana kadar arada bir boşluk vardı zaten. Tabii. O boşluğu da sanırım eğitimci olarak tabii devam ettiniz. Şimdi eğitim sürekli benim için birinci şeyleri sıradaydı. Birinci albümden kaynaklanan bir de tabii şeyimiz de oldu. Yani böyle bir ürkekliğimiz, bir yılgınlığımız, bir korkumuz da oldu. İkinci albümü aslında düşünmüyorum özünde. Fakat ilk sorduğunuz soruya endeksli şöyle dedim ben size. İstanbul'da doğup büyüdüğüm için benim yaptığım ilk albüm kentvari bir albümde. Yani biz ona çağdaş halk müziği içinde motifler olan, efendime söyleyeyim, biraz fantazi, biraz özgün tarzında olan bir çalışmaydı. İsimli arkadaşlarımızla da çalışmıştık. Ama ikinci albümü tamamen özür dilerim, yöresel yapmaya kalktık. Yani işte kendi yöremize, belki de hatamız oydu. Yani direkt kendi bölgemizi, kendi yöremizi tanımadan ilk albüme soyunmamız oldu. Benim de buradan naçizane işte bu işi sıfırdan soyunan sanatçı arkadaşlarıma önerim. Önce kendi bölgelerinin bir arkalarına sivik kitleyi almaları gerekiyor ki ondan sonra dışarıya çıkartmak. Şu an zaten o çok önemli. Evet. Çevre çok önemli. Çevre olmadan zaten bu işler yürümez. Özellikle siz de burada söylüyorsunuz, yeni albüm çıkartacaklar. Bayağı zor şartlar altında yapılan evet çalışmalar. İkinci albümünüzü de çıkarttınız. O arada müzik eğitmenliğine başladınız. Sizin asıl mesleğiniz diyeceğim, müzik eğitmenliği. Tabii. Saz kursları açtınız. Evet. Pekala, bu saz kursları açmadan önce başka kurslarda falan bulundunuz mu? Şimdi şöyle, o zaman ben sizin sorunuza yanıtlayayım. Benim ilk önce bir kere müzik kursu açmaktaki nedenim, tamamen idealist bir yapıyla açtık biz. Nedir idealist yapılar? Biz İstanbul'da doğduk büyüdük. Biraz önceki bahsettiğimiz gibi. Fakat gençliğimizde, çocukluğumuzda biz bağlama çalarken yaşıtlarımız bize, ya işte sen İstanbul'da doğmuş büyümüş bir çocuksun, kent kültürünü almış bir çocuksun, neden bağlama çalıyorsun? Bağlamaya böyle köylü mantalitesi, işte çağın gerisinde kalmış bir müzik, bir enstrüman gözüyle bakıyorlardı. Bizi işte köylü kafası zihniyet olmakla suçlulardı ki, ya bugün de köylü diyebilirsiniz ki, atamız dediği gibi köylün birinde efendisidir. Biraz horlandık, hor görüldük. Arkadaşımla beraber, Erzurumlu bir arkadaşımla beraber, ismini nakseden kendisini buradan, Erkan Topal isimli bir arkadaşımızdan biz 89 yılında ortaklaştık ki gelin bir müzik kursu açalım. Bu bağlama kursunda gençlerimiz, yani bize zamanda hor gözle bakıldığı için bunlara hor gözle bakılmasın. Bağlamamızı, halk müziğimizi, kültürümüzü tanıtalım. Ve tamamen bu düşünce çerçevesi içerisinde bu işe biz girdik, soyunduk. Önce onun altını çizelim. 89 yılı, 22-23 yıllık bir mazimiz var. İkimiz de dışarıda çalışan insanlardık.
dedik ki birimiz işte bir kursumuzun mevcut olan kirasını karşılarız. Birimiz de bir tane bir Alman korosu, onun giderlerini karşılarız. Yani insanlar talep etmeseler bile, yani derslere katılmasalar bile bir kişiye bir bağlama satarız. O bir kişi beş kişiye getirir, o beş kişiye bağlama satarız. Herkesin evinde birer tane bağlaması asılı kalırsa en azından halk müziğini, halk müziğini icra eden kişilere çağın gerisinde kalmış insan gözüyle bakmasınlar diye. Bu doğrultuda çıktık. Fakat demek ki bir açlık varmış o dönemlerde. Daha biz tadilatımızı bitirmeden 35-40 öğrenci kayıtlarına ulaşmıştık. Ve bizim, daha doğrusu benim müzik kursuna açış, bu meslek haline getirişim profesör adamda 89 yılından bu şekilde girdik biz. Bu şekilde başladık. 89 yılından, 89 yılından bu zamana kadar, evet. Devam ediyor. Dosta Sitem. Evet. Dosta Sitem'de kaç tane eser var? Dosta Sitem'de 12 tane eserimiz var. Bu eserin yarısı bana ait. Yarısı da sizin de tanıdığınız. Benim dönem çocuk arkadaşım, öğrencim, şimdi kadim dostum olan Kubilay Dede'ye ait. 12 eserden ibaret. Dosta Sitem'in içerisinde... Neden Dosta Sitem? Çok güzel. Şimdi hepimizin yaşantısında yaşadığı olumlu olumsuz ilişkiler olmuştur. İnsanlardan beklediğiniz, daha doğrusu dost diye gördüğünüz, dost diye adlandırdığınız kişilerden beklediğinizi, işte umduklarınızı bulamamışsınızdır. Hepimiz bu kırıkta yaşamışızdır. Ben bunu dile getirmek istedim. O dönemlerde bu duygular içerisinde zaten yoğunlaşıyorduk. Bu şekilde de çıktı. O ilk albümdeki korku gitti. Gitti tabii. O korku gitti. Tabii. Dosta Sitem'i çıkarttınız. Evet. Dosta Sitem çıktıktan sonra piyasadaki durumu nasıl oldu? Yani sanırım onu da yeterince tanıtamadınız. Tabii. Şimdi şöyle, her iki müzik şirketinde ve firmamda da şu anki mevcut bulunduğum MSO Prodüksiyon firması da yine bu dağıtım sürecini şu anda yapmıyorlar. Yani benimle beraber 4-5 tane sanatçı arkadaşımızın daha işlere çıktı. Fakat dağıtım yapılmıyor. Dağıtım yapılmayışın bir de ne? Yapılan işlerin dağıtımın maliyetini bile kurtarılmadığından şikayet ediyor firma. Ve dağıtım yapmıyor. Yani bizler ne yapıyoruz? Bizler ancak biraz önceki aksettiğim gibi yine kendi imkanlarımızdan albümlerimizi kendimiz alıyoruz. Kendiniz de. Bunlar tabii gittiğimiz etkinliklerde, tanıtımlarda, çevremize, eşimize, dostumuza hediye ediyoruz. Albümünüz, ilk albümünüze sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, ikinci albümde de olabilir, siz düzeltin. Kıvırcık Ali'yle bir düetiniz var, rahmetli Kıvırcık Ali'yle. Evet, mükemmel. Buradan rahmetli anıyoruz kendisini. Evet, i̇lk albümde hangi parçadaydı? Ömrüm, albümün adı olan eserdi. Bir de Ayrılık diye bir eser olması lazım. Evet, iki eserdi. Rahmetli Kıvırcık Ali Özütemiz'in düetleri var. Düet yaptık. Onun yanı sıra yine Grup Turnular, Sevcan Orhun, isimli albümler ve onun dışında işte kızım Gülfer Şahin. Bunların da vokalikleri var. Rahmetli Kıvırcık Ali'yle çok güzel dostluk bağlarınız vardı. Kadim dostumdur. Kadim dostunuzdu. Kıvırcık Ali'yle tanışmanız nasıl oldu? Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Kıvırcık, ya da kimler tanıştırdı sizi? Evet, Kıvırcık Ali ile tanışmamız da yine tam 89 yılına tekabül ediyor. Biz o dönemlerde müzik kursumuzu yeni açmıştık. Piyanist bir arkadaşımız vardı. Piyanist arkadaşımız, asker arkadaşım var, bağlamacı. Sizi ondan tanıştırırım dedi, Küçükçekmece'de. Bir çay bahçesinde, hatta Bayanlar Matinesi'ydi, çok iyi hatırlıyorum bizim gittiğimizde. Rahmetli'nin yanına. Orada tanıştık. Biz de işte ve kuru sargasını bir yere aldılar. Orada ağırladılar. Kıvırcık Ali'de ilk tanışmamız orada oldu. Ondan sonra bu zamana kadar, vefatına kadar da dostumuz devam etti. Evet. Onu tekrar Kıvırcık Ali'yi rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çalışmalarıyla ülkemizin gönlünde taht kurdu. Evet, Türkseverlerin gönlünde taht kurdu. Evet. İstanbul'da doğan bir kişi olarak memleketinizi, Sivas'ı, ilçenizi, Kolisar'ı ne zaman, nasıl tanıdınız? Kaç yaşlarındaydınız? Çünkü biraz önce şundan bahsettiniz, memleketimi sonradan tanıdım. Evet.
birkaç sene oldu dediniz. Sivas'ı nasıl tanıyorsunuz, nasıl biliyorsunuz? İlçenizi, köyünüzü nasıl biliyorsunuz? Şimdi öncelikle burada ben bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Yani öz eleştiri yapmazsa kendimizi, hatalarımızı evet. ortaya koymazsa telafisini yapamayız, düzeltemeyiz bunları. İstanbul'da doğup büyümenin verdiği kültürden dolayı köye giriş gelişlerimiz olmuyordu bizim. Önce onu söyleyeyim. Tabii köye gidip gelmek için bir de vesile olması lazım. Yani köyde bir işte büyüğünüzün, bir yerinizin, bir yurdunuzun olması gerekiyor. O anlamda bana zaman zaman bu işte tatillerde işte herkes köye gidiyor, sen niye gitmiyorsun dedikleri zaman da ben diyordum. Yani ben işte köyü bilmiyorum, tanımıyorum işte. Yani beni cezbetmiyor diyordum. Ama ne zaman ki annem köye ev yaptı. Köye ev yaptıktan sonra bizim bir büyüğümüz yani bir kolumuz orada olunca biz köye gidip gelmeye başladık. Fakat köye gidip geldikten sonra orada aldığım hazı sanki orada doğmuş, orada büyümüş gibi oradan aldığım hazı, oradan aldığım özlemi bu sefer burada anlamaya başladım. Yani böyle bir şey meydana geldi. Ondan sonra bende bir memleket düşkünlüğü oluştu. Belki de o kültürü zamanında yaşayamamanın verdiği sıkıntı ve o kültürü yaşadıktan sonra kültürdeki o güzelliği fark edip ondan sonra sarılmanın verdiği bir heyecandan biz kültürümüze Sivas'a hiç gittiniz. Öz kültürümüze. Sivas'a merkeze bir kere gittim. Bir kere gittim ama gezme amaçlı gitmedim. Bir sağlık problemleri vardı annemin. Yine ondan dolayı gitmişti. Yakın zamanda gittiniz. Yakın zamanda gitmedim. Yakın zamanda gitmediniz. Pekala, polis sarılarla tanışmanız ne zaman oldu? Nasıl oldu? Kimler vesile oldu? Şimdi Kovalisar'la tanışmamız... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sivil toplum kuruluşlarıyla tanışmanız ne zaman oldu? Sivil o toplum kuruluşlarıyla tanışmamız sizinle içinde bulunduğunuz. Bundan 2 ya da 3 yıl olması lazım. Futbol turnuvarının düzenlediği bir açılıştı galiba zannediyorum. Evet. Öyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Sancaktepe... Sancaktepe'de. Tabii stadında, belediyesinin orada staddaydı galiba. Sancaktepe belediye stadındaydı. İlk orada yani işte hemşehrilerimizle tanışma şansımız oldu. Orada gördüm. Daha sonra Sivas Tanıtım Günleri'nde yine sahne aldınız. Tabii daha sonra Sivas Tanıtım Günleri'nde ilk katıldık. Yani çağrıldığımız doğru noktası içerisinde gitmeye çalıştık. Ne zaman ki bize işte bu bizim hemşehrimiz gelsin dedik o zaman kimseyi kırmadık ve gittik siz de biliyorsunuz. Sizce sivil toplum kuruluşları, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Kolisalı dernekler sanatçısına sahip çıkabiliyor mu? Güzel soru. Şimdi şöyle, aslında biraz da böyle yarama dokunmayacağım, yani parmak bastınız. Ben her şeyden önce bir kere hemşirelerimi çok seviyorum. Yani sanatçılarına, kültürlerine, tabii ne kadar kendilerince sahip çıkıp çıkmadıklarını onlara bırakıyoruz ama ben sahip çıkmadıklarını kendi adıma söyleyebilirim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Neden sahip çıkmıyorum? Şimdi Koyursar... Oraya gelmeden şunu soracağım. Tabii, biraz önce öz eleştiri yapalım demiştiniz. Pekala, Ali Şahin olarak siz derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza kendinizi yeterince tanıtabildiniz mi? Tabii. Şimdi şöyle, kesinlikle kendimi yeteri kadar zaten bir kere tanıtmadım. Bunun altını çizmek lazım. Belli oranlarda, sınırlarda ancak gidebildik. O da nedir? Derslerimin el verdiği zaman içerisinde gitmeye çalıştım. Mümkün olduğu kadar. Ama belki en fazla köylerimizin dernek başkanları tanımıyor olabilir. Ama onun dışında merkez dernekte işte dernekler federasyonudur. Buna ilişkin bölgede birçok iş adamlarımız ve hatırı sayılır dernek başkanlarımız, köy dernek başkanlarımızın beni tanıdığını biliyorum. Ama sadece köy dernek başkanlarının tanıması da yeterli değil. Değil tabii, tabii değil. Yeterli değil. Onun için demek ki şöyle yapmamız gerekiyor. Öncelikle Türk halk müziğinin sevilen sesi. Saklı bir değeri dedik. Sivas'ın saklı bir değeri. Teşekkür ederim. Sadece Kolisar için kullanmadım ben evet, ibareyi. Evet, teşekkür ederim. Sivas'ın saklı bir değeri dedim. Hakikaten saklı bir değeri. Keşke şimdiye kadar Ali Şahin'in tanıtımını yapabilseydik. Tabii ki bunların sorunlarından bir tanesi de bizleriz.
bizler de size yeterince sahip çıkamadık. Ama çıkamadık derken bizler sizi çok geç tanıdık. Evet. Bizler size o zamanları tanısaydık, size ulaşabilseydik, sizlerin yapmış olduğunuz bu faaliyetleri insanlarımıza aktarabilseydik. Yani ben şu anda hala da biliyorum ki Ali Şahin'i tanımayan çok insanımız var. Evet, kesinlikle. Bundan sonraki çalışmalarımızda Ali Şahin'i tanıtmaya çalışacağız. Bizler elimizden geldiği kadarıyla Ali Şahin'i tanıtmaya çalışacağız. Ali Şahin de boş durmayacak. Kendisi de kendisini Sivas'ımıza, ilçelerine tanıtmaya çalışacak. Bu bağlamda devam edebilirsiniz. Şimdi zaten söyleşimizin en başında burada doğup büyümemden dolayı kaynaklı memleketime yakın olmayışımın sebebini anlattık. En büyük zaten eksiklik bu. Yani bir kere sıkıntı buradan başlıyor. Bunu söylemek lazım. Ama hani bir de şu vardır. Zararı neresinden öğrenseniz kârdır diye. Şimdi ben mesela bu aşamadan sonra benim kültürüme, memleketime olan bir şeyim var. Yani bir düşkünlüğüm söz konusu. Birkaç kere siz de biliyorsunuz bu sohbetimiz arasında dile de getirdik. Şimdi Kerkit Vadisi diye adlandırılan bir kültürün içerisinde Koyrisar, her ne kadar Sivas iline ait olsa da ve Sivas'ın birçok bölümü biliyorsunuz. İşte Akıncıdır'dır, Yoravası'dır, efendime söyleyeyim, Su Şehri'dir, daha çok örnekleri verebiliriz. Kerkit Vadisi kültürü çatısı altında yer alıyor. İşte horonlarıdır, halaylarıdır, türküleridir, ağıtlarıdır. Belki birçok işte besinidir, ekmeğidir, aşıdır. Daha çok örnekler verebiliriz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kerkit Vadisi'nde akademik anlamda bu işi bilimsel anlamda yapan benim bildiğim kadarıyla şu an tek sıfatlı kişi benim. Ve biraz önce rahmetli Kıvırcı'yı da yad ettik buradan. Rahmet okudu kendisine. Hiçbirimiz şey değiliz. Yani dünyada baki değiliz. Ve ben bunu dile getirdim. İşte Alıca'da, Çamalık'ta 8 tane 10 tane sanatçı var. İşte Su Şehri'nde 8 tane 10 tane sanatçı var. Niye Koyrisar'da bir tek işte Yıldıray Tütüncü olsun? Ya da işte bir tek bir Ali Şahin olsun? Ya da bir iki tane gencimiz şu anda geriden gelir, yetişiyor. İşte elbette benim çocukları harcamamı ilgili diyebilirim. Ben dedim ki yani ben elinizin altında bir değerim. Bu çocuklarımıza en azından halk müziği kültürünü verelim. Bunu yaygınlaştıralım. Çok fazla değil. Belki işlenmemiş bir cevherim beni işleyin. Aynen öyle. Ayrıldınız. Yani, evet. Belki en fazla 3 yıl ama bilemedim 4 yıl sonra bizim Koyrisar'ımız sanatçı körfeyti olan belki de bir kilit noktası olacak. Yani Kerkit Vadisi'nin olmazsa olmazı olacak bir noktaya getirme şansımız söz konusu. Benim tek sistemkarlığım bunun. Yani bundan dolayı ben destek alamadım. Koyrisar'a kurs açmaya çalıştınız. Hatta Su Şehri'ne ikisini bir anda yürüteyim dediniz. Böyle bir çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Yani bu bir... Ama yeterince destek görülmediği için... Tabii bu bir düşünce ve proje aşamasındaydı. Az çok da yani oraya gitmeye gerek yok. Yani buradaki bir yer tahsis edilip buradaki gençlerimize de hizmet verebilirdik. Nitekim zaten mesela kendi imkanlarımdan bu çalışma yapmaya çalışıyorum. Evet, onu soracağım evet, zaten. Evet. Koyrisar Dernekler Federasyonu'nun ve Merkez Derneğimizin bazı faaliyetlerine de katıldınız. Bizlerle beraber bahar gezisine katıldınız. Evet. Koyrisar ilçemizin tarihinde hiç yapılmayan bir şey yapıldı. Kış gezisi yapıldı. Buradan bizlerle beraber İstanbul'dan Koyrisar'a kadar gittiniz. Orada bize konser verdiniz. Kendinizi oradaki insanlara en azından birazcık da olsa tanıttınız. Bu faaliyetler hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Kış gezisi, daha doğrusu hem kış hem bahar gezisi. Şimdiye kadar hiç yapılmamış bir projeydi. Kısmet olursa ikinci kış gezisi niye yapacağız Erişmen Yaylamıza Şubat ayında? Sizin gözlemleriniz nasıldı? Hoşunuza gitti mi? Eksiklikler nelerdi? Şunlar da yapılabilseydi daha iyi olabilirdi diyebilir misiniz? Şimdi ilk geziye katıldım zaten. Kış kısmına katıldım biliyorsunuz. Yani orada da ben size aynı şeyleri dile getirmiştim. Ben bir kere çok memnun kaldım.
onu size söyleyeyim. Ve bu memnuniyetimle işte o zaman iki aracımız vardı. İki araçla gittik. Dedim ki yani işte iki araç değil, bunu daha da işte 8-10'lara çıkartalım. Deneme amaçlı yapılan bir... Deneme amaçlı bir de geçen sene kış şartları çok ağırdı. Evet. Gerçekten bizim gittiğimiz günlerde yani İstanbul'dan tutup Kolisel'e kadar her taraf buzlanma çoktu. Biz yine de söz vermiştik. O sözümüzü tutmak için yani 15-20 kişi de olsa o tarihte gidilecekti. Anladım. Ama talep çok büyük oldu. Ve ben de ilk defa öyle bir şey yaşandım. Zaten öyle bir şey yaşayan olmadı. Şu anda da orada çekilen videoları, resimleri görenler biz de ikincisine gideceğiz. Ne zaman gidilecek? Böyle söylemler var. Sizin de hoşunuza gitti. Orada gece yaptık. Orada yaşadıklarını anlatmıştınız. Şimdi bir kere etkinlik olarak ben çok memnun kaldım. Onu söyleyeyim size. Bu projenin düşüncemde omurgasının sizin olduğunuzu biliyorum. Oradaki gecedeki etkinlikte ziyade ben şuraya parmak basmak istiyorum. Bugün siz bir bahar gezisidir, işte bir kış gezisidir. Bunu geleneksel hale getirmeye çalıştınız. Fakat bu yalnız bir Murat Kendirli ile olacak bir iş değil. Yani herkes elini taşın altına koyabilmeli. Ve bu çalışmaları yaparken de doğru şekilde çalışmaları yapmak gerekiyor. Mesela iş adamlarımız var, efendime söyleyeyim, dernek başkanlarımız olsun, iş adamlarımız olsun. Yapacakları faaliyette daha doğurtkan, arkasının gelebileceği, kitleyi çekebilecekleri çalışmalara ya da işte sosyal aktivitelere önem vermeleri gerekiyor. Gezi olur bunun adı. Bunun adı efendim, mesela ben isterim ki Kolisar'da bir müzemiz olsun. Niye bir müzemiz olmasın? Yani insanlar geldiği zaman ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Benim ve daha belki işte benim çocuklarım da İstanbul'da doğdu büyüdü. Geldikleri zaman işte bir müzede işte bir kanının bir işte ne bileyim ben herhangi bir işte tasının... Şu anda masamızda bile onun hasretini gideriyoruz. Tabii. Şunlarla tabii. Hasret gideriyoruz. Biz mesela benim dedemin dedesinin bende bir tarihi saz var. 1777. Bana mı vereceksin abi? Sazın atası, kopuz. Yani neden bu saz bizim bir müzemiz olmasın diye bizim aslında onu daha önce de bize söylemiştiniz. Onu şu şekilde yapabiliriz. Yani ilçemizde müze olmayabilir ama ilimizde Sivas'ta müzelerimiz var. Bunu belediye başkanları, kültür başkanlarıyla, kültür müdürlerinden konuşulur. Aslında bu şekilde oraya verebiliriz. Müzeyi burada sadece kısa bir örnek olarak verdim. Yani anlatmak istediğim kültürümüzü yayabilme adına elimizden neler geliyorsa, ne gerekiyorsa bir kere onu yapalım, hep beraber yapalım. Ama bu bir kişinin, iki kişinin yapabileceği şeyler değil. Bunun içerisinde zaman zaman beni de üzüyor, rahatsız da oluyorum. Yediğim ortamlarda çeşitli siyasi yapıdaki eşimizin, dostlarımızın, siyasi kanattaki kişilerin siyasetten dolayı bir araya gelemediklerini görüyorum ve bu beni üzüyor. Yani şimdi siyaset bir kenara bırakıp efendime söyleyeyim, Koyrusal için neler yapılabilirse onu yapmak gerekiyor. Pekala, size üzüleceğiniz bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun. Sivas Tanıtım Günleri yapılıyor. Evet. Evet, şimdi yarana şöyle tabii, dokunduk. Tabii ki. Sivas Tanıtım Günleri yapılıyor. Önce Sivas'ımızda 4 Eylül tarihinde Sivas'ımızda yapılıyor. Sivas'ımız ve ilçelerimiz tanıtılıyor. Yani Sivas'ımızın tarihi, kültürü, medeniyeti ve ilçelerin kültürleri, geleneklerini, görenekleri tanıtılmaya çalışılıyor. Daha sonraki aşamada bu tanıtımlar Ankara'da yapılıyor, başkentte yapılıyor ve son olarak da Kasım ayında İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da yapılan Sivas Tanıtım Günleri bizler şunu biliyoruz ki sizlerin üzüldüğü bir konu var. Bu konuda Sivas Tanıtım Günleri'nde ilçeler tamamen kendi tanıtımlarını, bir saat de olsa kendi tanıtımlarını yapıyorlar. İşte slaytlarla, müzikleriyle, folklor gösterileriyle kendi ilçelerinin tanıtımlarını yapmaya çalışıyorlar ve kendi ilçelerinin değerlerini, yani Türk halk müziği sanatçısı olabilir,
sanat müziği sanatçısı olabilir. Bunları en azından 15 dakika, 20 dakikada olsa çıkartıp oraya, oradaki insanlara göstermeye çalışıyorlar. Sahne almasını sağlıyorlar. Bu yıl sanırım sizin üzüldüğünüz bir konuydu. Neden Kolisar'ın kendi değerleri varken başka bir yörenin sanatçıları Kolisar'ın tanıtımı ismi adı altında çıkıp sahne alıyor. Gerçi siz bir önceki yılda galiba orada bir sahne almıştınız. Evet. Gerçekten mükemmel bir sahneydi. Bu yılda aynısı olabilir miydi? Sizlere davet gelmedi mi? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii yani şimdi... Yarabantı verebilirim. Yok. Bir kere davet gelmedi. Davet gelseydi seve seve gelirdim. Artı daveti bekliyordum. Onu da söyleyeyim ben. Bundan öncekine katıldım. Doğru söylüyorsunuz. Bir davet gelmişti. Ama şimdi şunu da sorabiliriz akıbı. Yani işte davet beklemenize gerek var mı? Var tabii. Yani bizler şimdi... Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben birçok konuda özveriyle bir şeyler yapmak isterken oradaki büyük... Davet noktasında şunu soracağım Ali abi. Yani davet derken... Bir telefon. Telefon yeterli değil mi? Tabii bir telefon. Daveti istemiyorsun yani. Hayır kesinlikle. Tamam. Yani işte Murat kendiyle bana deseydi işte Ali abicim biz işte Adem Başkanı'yla görüştük. ya da işte tertip komitesi kimlerse bunlarla görüştük. Abi biz seni de oraya sanatçı olarak alacağız deseydi de ben koşa koşa gelirdim. Şimdi Ali abicim o güzel bir noktaya temas ettin. Hatta sanal ortamda bunun eleştirilerini yapanlar oldu. Yalnız orada bizler cevap vermek zorunda kaldık. Çünkü sizler de belki de o şekilde biliyordunuz. Yani işte bizim federasyonumuz var, merkez derneğimiz var, derneklerimiz var. Neden onlar bizi çıkartmadı da başka sanatçılar çıkarttı diye düşünebilirsiniz. Ama bu, şunu söyleyeceğim, tamamen derneklerimizin dışında gelişen bir olay. Çünkü o standları hazırlıyorlar, tamamen kendi kurmuş oldukları kaymakamlık ve belediye başkanının kurmuş olduğu bir komiteyle daha önceden alınan bir karar doğrultusunda yapılan çalışmalar. Yani belediyemizin ve kaymakamlığımızın yaptığı bir çalışma, sanatçılar o şekilde oraya çıktı. Kaldı ki zaten biz bu sanatçıları daha önceden, yani yaklaşık 1,5-2 ay önce yine Kolisar'da 8. Geleneksel Erçimen Yaylası Kültür Sanat Festivali'nde aynı sanatçılarla zaten karşılaşmıştık. Bu konuda kesinlikle derneklerimizin herhangi bir hatası yoktudur. Tamamen derneklerimizin içinden gelişen bir olaydır. Şöyle söyleyelim peki. Ali Şahin'e bahsettiğiniz kurum ve kuruluşların işte belediye başkanımız ve kaymakamlık tanımıyor olabilir. Bir de olayı o açıdan bakalım. Derneklerin inisiyatifinde olmayan bir olay söylüyorsunuz. Hı hı. Ama bildiğim kadarıyla herhalde Yıldıray Tütüncü de çıkmadı galiba değil mi? Yıldıray Tütüncü de çıkmadı evet. Kolisar'dan sanatçı çıkmadı yani zaten. Şimdi Ali Şahin'i tanımıyor olabilir ama Yıldıray Tütüncü tanınmış bir sanatçı ise Yıldıray Tütüncü niye o zaman? Zaten biz de kendi... Başkanımız ve kaymakamlık tarafından çağrılmıyoruz. Dernek yöneticileri zaten kendi aramızda bunun eleştirisini yaptık biz. Yani böyle bir sıkıntının meydana geleceğini söyledik. Çünkü her etkinlikte bizim kendi değerlerimiz zaten var. Yani herhangi bir para karşılığına da gelmiyorlar. Evet. Gönülden, memleket sevdasıyla oraya geliyor. Elinden geldiği kadarıyla oradaki insanları eğlendirmeye çalışıyor. Bunun eleştirisi zaten yapıldı. Ama tamamen bu dernek yöneticilerinin isteği dışında gelişen bir olaydır. Ha bundan sonra tabii ki derneklerimizin yapacağı şu var. Bizler de yöneticiyiz. Bu konular daha önceden planlanıp işte Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, gerçi Kaymakamımız o tarihlerde henüz yeni gelmişti ilçemize ve annesi vefat etmişti. Buradan tekrar başsağlığı diliyoruz. Annelerine mekanı cennet olsun. Kaymakam Bey'i henüz tam olarak zaten tanımamıştık. Belediyemizin organize ettiği bir etkinlikti. Şimdi onlara da bir şey söyleyemiyoruz. Neden söyleyemiyoruz? Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde 4 Eylül'de Sivas'a gidiyorlar. Daha sonra geliyorlar Ankara'da 3 gün kalıyorlar. Daha sonra geliyorlar İstanbul'da 3 gün kalıyorlar. Kültürlerini yansıtmaya çalışıyorlar. Ha burada yapılan bir hatadır. Bunu
bundan sonraki aşamalarda tanıtım günlerinde bunun yapabilmek için dernekli olarak tabii ki belediyeyle istişareye geçilir. İşte bizim de değerlerimiz var. Her ilçe kendi değerini oraya çıkartıyorsa biz de kendi değerimizi en azından 10 dakika, 15 dakika çıkartalım. O değerlerimizi herkes tanısın düşüncesi olmalı. Evet. Onun için de inşallah bundan sonra çalışmalara o şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Biz de bu çalışmalar olursa her zaman sizin yanınızda olacağımızın en az da ben kenarıma size sözünü veriyorum. Şu anda herhangi bir albüm çalışması falan sanırım yok. Yok. Neden şu an albüm çalışması yok? Özünde 2 yılı geçti yani. 3. yıla girdik. Normal sürece baktığımız zaman biz albüm çalışması yapılması gerekiyor. Ama albüm çalışması karşılığını alamadığınız zaman, size geri dönüş olmadığı zaman size küfret oluyor. Yani sıkıntı oluyor. O anlamda da şu an böyle bir durgunluk yani. Bir bekleyiş içerisindeyim. Aslında size daha önce sormam gereken bir soru vardı ama yenileyebilirsiniz. Şu an aklıma geldi. Tamam. Aslında bunu siz de unuttunuz. Tabii, buyurun. Sizin gerçekten siz saklı bir değersiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ama Nilüfer olsun kızınız, Umutcan olsun. Hakikaten onlar da yetişiyorlar. Onların müzik çalışmaları nasıl? Umutcan baba mesleği yönünde sanırım. Evet. Ağırlığını ona verdi, okulu devam ediyor. Nilüfer kardeşimiz keza o şekilde. Evlenene kadar faaldi. Evlendikten sonra bir durgunluk yaşadı. Şimdi inşallah bundan sonra bilmiyorum Nilüfer müzik hayatına devam edecek mi? Şimdi Nilüfer bir kere müzik eğitimiyle beraber öğrencilik evresini tamamlamıştı. Yani o son dönemlerinde çok rahat hoca statüsünde ki burada benim yani bizim daha doğrusu kendi kursumuzda işte dersleri asistan dediğimiz stajyer adı altında girip benim hükmü alan öğrencim ve kızımız. Fakat Nilüfer'in müzikten kopuşu biraz şey oldu. Yani işte konservatuardan kaynaklanan bir olay oldu. Nilüfer de yine benim gibi. Ben nasıl 5 yaşında bağlamayla tanışmıştım. Nilüfer'i işte 5 yaşında bağlamayla tanıştırdım. 5 yaşından beri özel derslerle götürdük. Ve öğrencilik yaşantısında da konservatuar hedefledik. Konservatuarın bizim hedef koyduğumuz zamanlarda konservatuarı bitiren bir öğrenci, yani üniversiteyi bitirdikten sonra dışarıda 2 yıl formasyon eğitimi alıp devlet okullarında öğretmenlik yapma şansları vardı. Böyle bir hak tanınıyordu. Fakat son 7-8 yıldır bu hak alındı. Yani bunu yeni yönetmekten bu sistemi kaldırınca bu Nilüfer'de bir hayal kırıklığına neden oldu. Yani konservatuarı bitirdiğiniz zaman sadece düz üniversite bitirmiş oluyorsunuz ve hiçbir mesleki şeyiniz olmuyor. Ancak özel kurs açabilirsiniz. Başka bir zevkiniz yok. Çocuğun da yaşantısında sürekli şey vardı yani. Müzik öğretmenliği. Düşünün yani bir umut var. Bir küp. Her gün bir altın atıyorsunuz içine. Küpün dolduğunu düşünüyorsunuz ve kırdığınız zaman bakıyorsunuz ki içi bomboş. Nilüfer'in küskünlüğü oldu müziğe ve biz Nilüfer'i bu şekilde kaybettik. Şimdi aynı sıkıntıyı şu anda ben Umut Hasan'dan yaşıyorum. Hatta sizi de telefonla birkaç kere aksettirdim. Geçen konuşmuştuk sizinle. Bu yeni sistem 4+4+4 sisteminden sonra. Ben mesela Umut'un müzik akademisi okumasını istiyorum. Yani müzik öğretmenliğini okumasını istiyorum. Bununla ilgili şu an işte çalışmalarımız var. Araç içerisindeyiz. Bir çıkış yolu arıyoruz. Ve Umut Hasan mükemmel bir yetenek. Önce onu söyleyeyim ben size. Ablasından da yetenekli. Benden de yetenekli. Neredeyse kıskanacağım yani yeteneğini. O boyutta yetenekli bir çocuk. Şimdi babadan ziyade bir eğitimci gözüyle baktığım için yani sadece benim çocuğum olması değil dışarıdan bir çocuk olmuş olsa böyle bir yeteneğime ziyan olmasını istemiyorum. Umut Hasan geleceği parlak bir müzisyen. Belki zamanı geldi, o zaman süreci içerisinde, yani olduğu zaman, işte olduğu dediğimiz zaman işte. Henüz ham. Tabii eğitimini aldı, oldu, yetiştiği zaman içerisinde belki de Türkiye'de ilklerin arasına girebilecek bir
müzisyen olabilecek bir yapı var. Umut Hasan sadece bağlama mı çalıyor yoksa başka enstrümantlar mı çalıyor? Umut Hasan yeteri derecede şu anda bağlama çalıyor. Yani çok rahat duyduğuna çalabilecek. İşte yanında birisi bağlama çalıyorsa ona eşlik edebilecek yapıda bir öğrenci. Onun yanı sıra klavye çalıyor. Yani org diyelim biz ona. Org çalıyor. Davul çalıyor. Onun yanı tabi aslında davul çalıyor. Yani şimdi müzik kulağının ve yeteneğinin olduğu işte özellikten kaynaklanan elinde hangi enstrümanı alsa belki bir gün, iki gün, üçüncü gün onu... Asma davul derken... Tokmak da bildiğimiz tokmak davul. Onun adı asma davuldur. Biz ona asma davul diyoruz. Çalıyor yani mükemmel bir şekilde de çalıyor. Abi şu peçeteyi sana vereyim. Bu sorun gerçekten zor olacak. Tabii buyurun. Dobra dobra söyleyeceksiniz. Lütfen. Evde kimin sözü geçiyor? Güzel soru. Evde benim sözüm geçer ama en son kararları eşim verir. Öyle diyelim. Sizin zaten başarılı olmanızın tek sebebi, hani derler ya, her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır. Tabii, kesinlikle. Hakikaten yengemiz de sizlere büyük destek oldu. Bundan sonra da hem Umut Hasan'a hem Nülüfer'e hem de size destek olmaya devam edecek. Ama ben şu noktada biraz takıldım. Nülüfer'in küsmesi gibi bir şey olamaz. Gerçekten bağlaması derseniz mükemmel. Sadece bağlama değil, okuması da çok güzel. Yani böyle bir değer varken bu değeri aslında küstürmemek gerek. Bunları tanıtmamız gerekiyor. Sadece Ali Şahin değil, Nülüfer'i de tanısınlar, Umut Hasan'ı da tanısınlar. Zaten bizim buraya gelip sizleri ziyaret etmemizin amacı zaten bu. Teşekkür ederim. Biz kendi değerlerimizi ön plana çıkartıp tanımayan hemşerilerimize sizleri tanıştırmak, onlarla kaynaştırmak, etkinliklerine, faaliyetlerine sizleri davet etmelerini sağlamak. Bunun için zaten burada bulunuyoruz. Evet Ali abicim, çalışmalarınız devam ediyor. Şu anda birkaç bölgede hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında kurslarınız var. Okullara gidiyorsunuz. Oradaki öğrencilere bağlamayı öğretmeye çalışıyorsunuz. Sadece bağlama mı? Solfej'de var mı? Var tabii. Şimdi şöyle. Bu konuda detaylı bilgi verebilirsiniz. Tabii yani, ki. Enstrüman anlamında ben bir kere bağlama eğitmeniyim. Diğer enstrümanları da merakla sarmadım. Niye sarmadım? Diğer enstrümanlara geçiş yapmış olsaydım belki bağlamamızda duranlaşmadı. Yani bir körelme söz konusu olacaktı. Ama bağlama yanı sıra bizim nota, solfej dediğimiz eğitimi öncelikle bona adı altında veriyoruz. Daha sonra solfej. Bunun ilerlemiş boyutunda biz buna deşifre ve dikte yapmak suretiyle devam ediyoruz. Nota ve solfej eğitimleri veriliyor. Fakat son 2-3 yıldır gerekli katılım ve talebi yakalayamadığımız için grup derslerinden özel derslere dönüş yaptık. Özel derslerde dönüş yapınca özel derste giren öğrencinin isteği doğrultusunda öğrenci notayı istemezse yani veremiyoruz. Açıkçası vermeye kalktığımız zaman öğrenci küsüyor. Notayı öğrenen öğrenci daha çabuk sanırım bağlamayı çalıyor. Şimdi nota tabii aslında nota müziğin profesyonel boyutundan öğrenciye yardımcı olacak olan bir okuma tekniği nedir mesela? Diyelim ki yani bir stüdyo kaydına girdiğiniz zaman bir grup bağlama çalmaya kalktığınız zaman yönetmen önünüze bir nota koyar. Çünkü Sivas yerlerinde sazım çalınır. Siz müzisyensiniz. Siz farklı duygu ve yorumlar içerisinde icra edersiniz. Ben farklı duygu ve yorumlar içerisinde icra ederim. Burada 4-5 kişilik bir grup bağlama düşünün. Ama yönetmen derse hayır ben sizin bunu bu tarzda çalmanızı istiyorum dediği zaman orada nota gündeme geliyor. Ya da bir beste yaptınız. Müziği size ait olan, sözden de mantık için bir müzik yaptınız. Bu müziği üzerinize kayıt edebilmek adına not edinmeniz gerekiyor ki o besteyi, yani diktesini yapabilirsiniz. Kağıda aktarabilirsiniz. Ya da bilmediğiniz yabancı bir eser, bir nota geçti, hiç duymadığınız işte bir Erzurum türküsü. Eğer nota bilginiz varsa onu deşifre edip çok rahat çalıp okuyabilirsiniz. Profesyonellik anlamında nota sonrasında lazım. Başlarda ise eğer öğrencide, ki bunları zaman zaman çok yaşıyoruz, öğrencide ritim bozukluğu diye adlandırdığımız usul, ölçü bozukluğu olduğu zaman, o zaman da derdimizi öğrenciye notalar sayesinde matematiksel olarak
ifade ediyoruz ve o şekilde öğrenciye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ali abi, herkes bağlama çalabilir. Güzel soru. Herkes bağlama çalar. Nasıl çalar ama onu da söyleyeyim ben size. Şimdi müzik güzel sanatlar içerisinde tek genetik olanıdır. Yani mutlaka ve mutlaka genden gelmesi gerekiyor. Hani bizim işte Roman diye adlandırdığımız mesela vatandaşlarımız var. İşte Roman kökenli vatandaşımız. Bakıyorsunuz onlar o şey yani böyle müzisyen yatağı. Ondan çok müzisyen çıkıyor. Efendime söyleyeyim. O gen bilgili bir olay. Peki gen de yoksa öğrenemez mi? Gen de yoksa öğrenir. Ama nasıl öğrenir? Yani kim insanın müzik yeteneği %50'dir, kimisinki %70'idir. Ne olur? %70 yeteneği olan %70 gelişim sürecini tamamlar. 50 olan da 50'ler de tamamlar. Budur. Kulağı çok zayıf olan öğrencimiz de enstrüman sayesinde zaman içerisinde kulak dolgunluğunu kazanır ve yine öğrenir. Öğrenmez değil. Yani henüz yeni bağlama öğrenmeye çalışan bir öğrenci, bir kursiyer diyelim, sazı alıp eline kaç günde mesela atıyorum bir hafta veya 10 gün veya 20 gün hangi aşamalarda belirli ritimleri çalabilir? Şimdi bir kere eğitimi mi var? Belli başlı temel bunun eğitimi var. Önce onu söyleyeyim ben size. O temel altyapıdan vermek zorunda kalıyorsunuz. Ama yani şeyde çok yani vermeyi de bilmek gerekiyor. Mesela ben hep şunu söylerim. Hocanın, öğrencinin daha doğrusu başarının ve başarısızlığının %70'i hocadır. Yani başarısız öğrenci yoktur. Evet. Başarılı... Şu anda o soruya geldik. Tamam. Sırası geldi. Çok güzel. Liseyi terk ettim dediniz. Evet. Ve öğretmenime kızdım. Evet. Ondan sonra liseyi terk ettim dediniz. Evet. Pekala, size kızıp da bağlamadan soğuyan hiç oldu mu biliyor musunuz? Güzel soru. İnanın ki hiç hatırlamıyorum. Ama sizin sorunuza şöyle bir cevap da vereyim. Çünkü siz şey söylemiştiniz. Ben öğretmenime kızdım ve öğrencilik hayatımdan soğudum. Çok güzel. Ve okulu bıraktım. O acıyı ben kendi içimde yaşadım bildiğim için. Şimdiki öğrencilere yaşatmıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar öğrenci onu hissettirmeden. Yani öğrenci ne kadar başarısız olursa olsun ya da mesela öğrenci çok yeteneksizdir. Yani yeteneği yoktur ki biz bunu daha çok ritim bozukluğunda yaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar onu öğrenciye yansıtmadan, öğrencinin duygularını ve hırslarını kırmadan öğrenciye vermeye çalışıyoruz. Ben hep şunu söylerim. Küçük yaşta, diyelim ki 10'lu, 8'li, 9'lu, 12'li yaşlarda çocuklar bize gelirler. Çocuğa siz sağlıklı eğitim veremezsiniz. Çocuğa o işi sevdiremezsiniz. Çocuk ne kadar kötü de olsa olsun, yetenekli de olursa olsun, çocuğun öz yaşamasına şu kalacaktır. Ben bunu yapamıyorum ve özgüvenini kaybedecektir. Bu özgüvensizlik çocuğun ondan sonraki yaşantısında, gelişimde de etkileyecektir. Etki olacaktır. Bunu bildiğim için sürekli mümkün olduğu kadar öğrenciyle önce kendimi sevdirmeye çalışırım. Birebir ilişkiler kurarım. Bakarım öğrencinin eksiği nedir? Öğrencinin ihtiyacına göre, hatta zaman zaman mesleki yapısına göre bir tezime vuruşunu eğer öğrenciye anlatmam gerekiyorsa, öğrenci motor ustasıdır. Derim ki bak işte motorun çalışmak üstünlerine düşün. Tezini bu şekilde atacaksın. Ya da tekstil atölyesinde konfeksiyoncudur. İşte dikiş makinesinin çalışma sistemine düşün. Bir iğnenin çalışma mekanizmasını, tezini bu şekilde atacaksın diye. Bu şekilde yaklaşmaya çalışırım. Çok istekli öğrencilerinize bağlama hediye ediyor musunuz? Çok başarılı olanları da mükafatlandırdım mı oluyor? Oluyor değil mi? Tabii. Evet Ali abi. Çalışmalarınız devam ediyor, kurslarınız devam ediyor. Şu anda İstanbul'da, Anadolu yakası ve Avrupa yakasında kurslarınız var, açtığınız kurslar var. Hem okullara gidiyorsunuz, evet. Hem kendi şansı var, açmış olduğunuz kurslar var. Bunlar nerelerde? Anadolu yakasında nerede? Avrupa yakasında nerede? Bu aşamada yeterli öğrenci sayınız var mı? Ve İstanbul geneline bunu yaymayı düşünüyor musunuz? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi 89 yılından beri zaten Yerebosna'da kurucusu olduğum müzik kursunun hala hizmetlerine devam ediyorum. Bundan 3 yıl öncesine kadar grup derslerimiz vardı. Fakat grup derslerini kaldırdık. Yani talebin az olmasından dolayı. Kendi kursumu özel dersleri çevirdim.
Salı ve Cuma günleri Yeni Bosna Erenler Sokak'ta Erşen Müzik çatısı altında özel derslerle hizmet veriyorum. Bunun dışında cumartesi günleri Bağcılar'da Bağcılar Kültür Sanat Merkezi, yeni adıyla da Otantik Sanat Merkezi olarak bilinen Bağcılar'daki kültür merkezimde cumartesi günleri bağlama derslerine giriyorum. Onun yanı sıra pazartesi ve salı günleri gündüzleri iki tane bölge okulunda, ilk öğretim okulunda daha doğrusu derslere giriyorum. Bunun bir tanesi Güneşli'de Nevin Mehmet İlk Öğretim Okulu, birisi de Bağcılar'da İstoç İlk Öğretim Okulu. Sosyal paylaşım sitesinde sürekli şeyle karşı karşıya kalıyordum, yani taleple işte, hocam bize uzak kalıyorsunuz, bölge olarak Anadolu yakasından olsa geliriz şeklinde. Ve zaman zaman katıldığım işte televizyondur, programları işte etkinliklerdir, bu tür faaliyet gösterdiğim yerlerde de yine birebir. Hocam bize uzak kalıyorsunuz, burada olsanız, özür dilerim su için, geliriz diye bir talep söz konusu oldu. Bu talebi de Ümraniye'de yine bizim Koylusarımızın Sarı Harman Köy Derneği, derneğimizin çatısı altında hizmet vermeye başladık. İki aydır bir hizmet söz konusu oldu. Oradaki bir bayan hanımefendiyle, ablamızla, yönetimde bir ablamızla, Necla Hanım'la görüşüldük. Onlar yönetime dile getirdiler. Ve başladık. Haftada bir gün, Perşembe günleri, Ümraniye'nin Elmalı Kent Mahallesi, efendim ben söyleyeyim, Melekler Sokak, şeyi bilir belki, oranın Yereşkala insanları bilir. Adem Yalı Caddesi'nde Elmalı Kent zaten Kazım Karabekir Mahallesi. Önceden orası tamamen Kazım Karabekir Mahallesi'ydi. Daha sonra ayrılmış. Daha sonra birkaç tane mahalleye bölündü. Evet. Elmalı Kent olarak geçiyor şu anda. Evet. Sadece Sararman Derneğimizde böyle bir talep oldu. Pekala, bu aşamada diğer derneklerimizin de size katkı sağlamasını istiyorsunuz. Yani daha doğrusu kendi çocuklarını özellikle de o bölgede, şimdi o bölgeye yakın. Şimdi ben şöyle toparlayayım isterseniz. size daha önce de dile getirmiştik. Hani fakat bu tarzda değil de işte Dernekler Federasyonumuz olabilir ya da Merkez Derneğimiz bize bir yer tahsis etsin şeklinde ve orada hizmet verelim diye. Bu teklif tamamen benden geldi. Yani ben böyle bir teklifte bulundum Necla Hanım'a, yönetimdeki bayan arkadaşımıza. O da derneği dile getirdi ve bu şartlarda başladık. Hatta ben bu hizmeti verebilme adına dedim ki dışarıdan gelenlerden belli bir rakam alınır. Ama o derneğimizin, Koylusarlarımızın, efendime söyleyeyim, insanlarından daha düşük fiyatta alırız, rakam alırız. Dışarıdan gelenlerden alınan rakamın aradaki farkını derneğimize katkı payı sağlıyorum ki derneğimizde bir takım varsa masrafları karşılansın şeklinde. Temelde başlangıçta 8-10 öğrenci var düşüncesine gittik ama şu an 4-5-6 tane, 6 yok herhalde, 4-5 tane öğrenci var. Tamamen ve tamamen ticaretin şu anda dışında. Yani oraya benim gidişim ve gelişim isteğe bağlı ve hizmet çatısı altında gidiyorum. Çünkü zira zaten masrafları koyacak olsak ben iki kat zaten şu anda aldığım bedelin masrafının üstüne çıkıyorum. Tanıtım noktasında yine zaten dönüyor dolaşıyor. İş oraya geliyor. Tabii ki. Tabii ki. Bundan sonraki aşamalarda belki tanıtımlarını daha iyi yapabilirsek o 5-6 tane öğrenci belki 15-20 tane öğrenci de olabilir. Yani çoğu da bilmiyor. Şu anda sizden duyuyor. Diyor ki işte Elmalı Kent'te Sararman Köyü Derneği'nde böyle bir faaliyet gösteriliyor. Sanal ortamda bunu yayıyorsunuz. Evet. Ama işte özellikle işte belediyelere falan istişareye geçip o bölgenin belediyeleriyle sadece İmraniye bölgesi değil bu tarafta da yaptığınız belediyelerle istişareye geçip en azından şöyle bir hafta 10 gün afiş sistemine geçip afiş yaptığınız zaman duymayan insanlar onu da görecekler. Yani onların size büyük getirisi olacağına inanıyorum. Böyle çalışmaların yapılması gerekiyor bence. Tabii ki. Şimdi şu var. Bu çalışmaları benim tek başıma yapabileceğim çalışmalar değil. Benim dışarıdan destek almam gerekiyor. Ve şu anda da dışarıdan tek aldığım destek sizsiniz. Yani sizinle çünkü biz fikir birliği yapıyoruz, kritik yapıyoruz, neler yapabiliriz, nasıl
ne şekilde yapabiliriz diye. Düşünce aşamasında şu ana kadar konuştuk zaten biliyorsunuz ve bunun harekete geçirmedik. Harekete geçirme evresi kaldı, süreci kaldı. Bundan sonra zaten inşallah bizi duyanlar, sizin sesinizi duyanlar karşılıksız kalmayacak. Ben öyle insanlar tanıyorum ki benim evimde bağlamam asılı iki tane çocuğum var. İki tanesi de bağlamaya elini alıp çalmıyor. Ben çok meraklıyım. Ama bir türlü bizlere bu fırsatlar doğmadı. Bizler yapamadık. Çocuklarımız bağlama çalmayı öğrensin. Yani biz Sivaslıyız. Çünkü Sivaslıları özellikle bağlamasıyla tanırlar. Aşıklarıyla tanırlar. Evet. Böyle söyleyen insanlarımız da var. Belki de 45-50 yaşında insan gelecek diyecek ki ya Ali Hoca bana bağlamayı çalmayı öğretir misin? Yani böyle geriye dönük şeyler olacak. Her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Bir kere sanatın yaşı olmaz. Önce onu söyleyeyim. Ama ne vardı? Yani belli bir yaş ortalamasını geçmiş insanlar bunu hobi olsun diye yapar. Meslek anlamında getirmezler. En fazla olur. Başka da bir şey olmaz. Ama ruhunu, zihnini dinlendirir. Kendi iç dünyasındaki o bastırılmışlığını tatmin eder. Efendime söyleyeyim, en azından 3-5 arkadaş eş mezdiş işte toplantısında beraber çalarlar, beraber söylerler. Duygularını dile getirirler. Bu faydası olur. Bir de ben hep şunu söylüyorum mesela. Ebeveynler, öğrenci anne ve babaları bu işe örnek olurlarsa, yani zaten amaçları profesyonel olarak yapmak değildir dediğim gibi. İçindeki o özlemi bastıracaktır. Ve çocuk işte o zaman anne de babadan örnek alacaktır. Yani bir evde anne baba kitap okumazsa çocuk da okumaz. Çok basit bir şey matematik. Anne baba babanın okuma alışkanlığı varsa çocuk da okur. Bu olaya da böyle bakarsak, anne babalar önderlik yaparsa çocukların da ben, yani isteksiz olan çocuklarımızın bu kültüre merak saracaklarına inanıyorum. Murat Kendilli bağlama çalabilir mi? Çalar. O zaman Perşembe günleri Murat Kendilli gelsin. Yani Murat Kendilli Sivas'ta olacak ve bağlama çalmayacak. Ben buna Murat Kendilli yadırgarım. Ve Ali Şahin gibi de bir abisi varsa, hocası varsa. Ali Şahin abimiz yadırgamasına gerek yok. Ali Şahin diyecek ki Murat kursa geleceğini diyecek, bize geleceğiz. Murat Kendilli o zaman Perşembe günleri saat 7 ile 10 arası Ümraniye'de Sarı Harman Köy Derneği'nde derslere katılacak. Tamam hocam. Ama beni soğutma sakın. Ben de sana küsel... Ben iyi bir öğretmenim. İyi bir öğretmenim. Tabii gelince zaten göreceksiniz. Bunlar tabii ki... işin latifesi. İşin latifesi. Ama sizi öğrenci olarak da görmek isteriz tabii ki. Şimdi ben oraya derim atarsam... tamam. Yanlış anlaşılır tamam. Ama... Hakikaten benim de içimde öyle bir ukde var. Ben de bağlama çalmıyorum. Çok seven bir insanım. Ama hiç denemedim. Denemeyi de isterim inşallah. İlk perşembe, haftaya perşembe... sizi Sararman Köyü Derneği'nde ziyaret edeceğim. İnşallah. Orada da artık elimizi alırız bağlamamızı. Belki de biz de gizli saklı bir cevher olabiliriz yani. Yani göstermeyebiliriz yani. Tabii ki. Evet Ali abişim. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Öncelikle size tekrar bizlere ağırladığınız için, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Son olarak buradan bizleri izleyen değerli hemşehrilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Neler söylemek istiyorsunuz? Zaten söylemesi gereken şeyleri az önce aksettik, konuştuk sohbetimizde. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için çok çok memnun kaldım. Sizi burada görmek bize onur, şeref, mutluluk verdi. Tüm hemşehrilerime buradan selam söylüyorum. Bizlere sahip çıksınlar ki bizler de kültürümüze bir şeyler yapabilirim. Tek söyleyeceğim bu. Abicim size tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür hem size hem İlgemize, Şahin ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki sanat yaşamımızda başarılar diliyorum. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla sizlere destek olmaya çalışacağız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu akşam sizlere Sivas'ımızın saklı bir değeri. Türk Halk Müziğimizin sevilen sesi Ali Şahin'i saklandığı yerden çıkartıp sizlere izletmeye çalıştık. Bizlerle beraber olduğunuz için, bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir programda, başka bir değerimizi sizlere tanıtacağımız zaman ne kadar hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.